Sevgili futbol severler, İskenderunspor YouTube kanalından herkese mutlu pazarlar diliyoruz. Bugün İskenderunspor'umuz galibiyet serisini iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek için Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Maçın hemen öncesinde değerli kulüp başkanımız Hakan Bolat'la güzel bir röportaj yaptık. O röportajla şimdilik sizleri baş başa bırakıyorum. Sevgili futbol severler, herkese mutlu pazarlar diliyoruz. İskenderunspor YouTube kanalından herkese harika bir hafta sonu diliyorum. Bugün İskenderunspor'umuz Sarıyer'le karşı karşıya gelecek Pendik Stadyumunda ve kulüp başkanımız sevgili Hakan Bolat yanımda. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Öncelikle ben iç sahadaki yenilmezlik serimiz hakkında birazcık düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ya bu İstanbul'daki maçlarda birazcık daha stressiz oynadığımız için artık nerede oynayacağımızı bildiğimiz için daha iyi oynuyoruz, daha pozitif oynuyoruz, daha ofansif oynuyoruz. Ondan dolayı iyi gidiyor. İnşallah bu son içerideki iki maçı da bugünkü ve Uşak maçını da kazanıp bunu sıfırla, İstanbul'da sıfır kayıpla kapatmayı hedefliyoruz. İnşallah dediğimiz olur. Peki bu maçla alakalı direkt olarak düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Sarıyer'de ligimizin köklü ekiplerinden biz de gayet güçlüyüz. Playoff'tayız. Yükselmeye oynuyoruz. Bu maçla alakalı düşüncelerinizi de alabilir miyim? Galibiyet serisi, yenilmezlik serisi devam eder mi? Ya inşallah Allah izin verirse devam eder de şimdi bu son maçlara gelince zaten hem stresli daha çok yüksek oluyor hem stressiz daha yüksek oluyor. Onu da şöyle izah edeyim. Sarıyer artık ne düşme sıkıntısı var ne de playoff'lara girme sıkıntısı var. Onlar daha rahatlar. Bugün kendilerini göstermek için tabii ki oynayacaklar. Ama biz stresliyiz. Biz mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yenmemiz gerekiyor. Yani her maça da ona göre adaptasyon olup, ona göre konsantre olup çıkmak istiyoruz. Bizim için bu maçın, geçen haftaki Serik maçından veya gelecek haftaki oynayacağımız maçtan hiçbir önemi yok. Çünkü buradan 3 puan almazsanız gelecek haftaki oynayacak maçın hiçbir önemi kalmıyor. Onun için çocuklar gerçekten ona göre konsantre oldular. Ben bugün iyi bir futbol, ofansif bir futbol bekliyorum arkadaşlarımızdan. Gelecek hafta dediniz, ben de oraya bir parantez açmak istiyorum. Buca Spor rakibimiz olacak. O karşılaşmayla alakalı değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Ya şimdi gelecek haftaki maç için tabii ki puan ve puanlar almaya gideceğiz ama bu maçın skoru çok önemli. Bir de onların bugün Van'da oynayacağı skor çok önemli. Yani Buca maçının tam değerlendirmesini bence bu maçtan sonra yapsak daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü oraya beraberlik içinde gidebiliriz, galibiyet içinde gidebiliriz. Yani sadece bizim bugünkü maçımız ve rakibimizin bugünkü maçının bitmesinden sonra bu yorumu yapmak daha sağlıklı olur bence. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Sevgili futbol severler, mücadele saat 15'te başlayacak. İlk Türk'le birlikte tekrar görüşmek üzere. Yeniden birlikteyiz sevgili futbol severler. İskenderunspor YouTube kanalından herkese tekrardan mutlu pazarlar diliyoruz. Ben Mert Tatar. Karşılaşmanın anlatımında mikrofon başında olacağım. Ev sahibi İskenderunspor'umuz ligde geride bıraktığımız 35 haftada 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 71 puanla 3. sıradayız. Geçtiğimiz hafta Serik Belediye konuk olan İskenderunspor'umuz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Evimizde oynadığımız son 8 maçta ise hiç kaybetmedik. Bugün ikinci evimizdeyiz, İstanbul'dayız. Maalesef yaşadığımız deprem felaketinden dolayı takım halinde İstanbul'dayız. Burası da artık bizim evimiz oldu ve burada da hiç bileğimiz bükülmedi. İç sahada hiç maç kaybetmedik. En kısa sürede de inşallah esas evimize, Hatay'ımıza dönmek dileğiyle diyelim ve bu vesileyle de deprem şehitlerimizi saygıyla, rahmetle analım. Konuk ekip rakibimiz Sarıyer ise 35 haftası geride kalan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyette 39 puan topladı ve 14. sırada. İki takım da sahaya çıkıyor sevgili futbol severler. Karşılaşmanın hakemleri orta hakem Efe Tanrıverdi, yardımcıları Levent Yeşilyurt, Oğuzhan Koca Çoban ve 4. hakem Ramazan Hayvan olacak. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. İstiklal Marşımızı az sonra onurla, gururla ve büyük bir coşkuyla söyleyeceğiz. İstiklal Marşımız.
İstiklal Marşı'mızı onurla ve gururla söyledik. Siyah formayla bugün sahadayız. İskenderunspor'umuz Pendik Stadyumu'nda Sarıyer'i konuk ediyor. Az sonra ilk 11'leri sizlere aktaracağız sevgili futbol severler. Kaptan Ertinç Pekgöz ve Kemal Tokak top ve kale seçiminde İskenderunspor'umuz. Berk Balaban, Kaan Yüksel, Enes Soy, Artun Akçakın, Hasan Hüseyin Acar, Hüseyin Öztürk, Kemal Tokak, Ali Keten, Onur Ural, Bertul Kocabaş ve Süleyman Güneş ilk 11 ile bugün Pendik Stadyumu'nda Sarıyer karşısında olacak. Rakibimiz Sarıyer, Ümitcan Yıldız kalede olacak. Bora Çuval, Doğan Ateş, Altuğ Taş, Tağ Dönmez, Erdinç Pekgöz, Atalay Babacan, Muharrem Doğan, Serhat Ahmetoğlu, Melik Derin ve Salih Akçay ilk 11 ile bugün İskenderunspor'umuz karşısında olacak. Mücadelenin başlamasına yaklaşık 2-3 dakika kaldı sevgili futbol severler. Bu karşılaşma İskenderunspor YouTube kanalından siz değerli izleyicilerimize canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Beyaz formayla Sarıyer, siyah formayla ise İskenderunspor'umuz bugün sahada. Hakem triyosunu tekrar hatırlatmak istiyorum değerli izleyiciler. Maçın orta hakemi Efe Tanı verdi. Yardımcıları Levent Yeşilyurt, Oğuzhan Kocaçopan ve dördüncü hakem Ramazan Haymana. Mücadele az sonra başlayacak. Playoff yükselme grubundayız. Üçüncü sıradayız ve yerimizi sağlamlaştırmak veya üst sıralara çıkmak istiyoruz. Birinci lige çıkmak istiyoruz. Mücadeleye biz başlayacağız. Artun Akçakı'nın vuruşuyla başlanacak mücadele. Hakem Efe Tanı verdi. Mevkidaşlarıyla göz göze son kontroller yapılıyor. Hakem Efe Tanrı verdi. Gözlemciden tamam işaretini aldı. İskenderunspor'umuza başarılar diliyoruz. Kemal Tokak. Pas verebilecek arkadaşını aradı Kemal. Şimdi ortalana pas. Top Sarıyer'de Melik Terin. Muharrem Doğan. Uzun gönderdi Muharrem. Atalay Babacan'a doğru taç. Biz kullanacağız. Hakem taç atışının yerinden kullanılmasını istedi. Muharrem Doğan. Atalay Babacan. Faul bekledik. Mücadele devam ediyor. Altuğ Taş. Doğan Ateş. Ondan pas. İkili mücadeleye kazanıyoruz. Önde prese devam ediyor Sarıyer. Pas sağ kanada. Tehlikeli geldiler. Pas yerden şimdi Atalay Babacan kontrol. Vuruş şansı vermeyelim o bölgede Atalay. Doğan Ateş. Altuğ Taş. Tekrar Doğan Ateş. Savunmada yerimizi aldık. Şimdi top bizde Süleyman. Hızlı çıkarsak tehlikeli olabilir pas denemesine. Savunmada Serhat Ahmetoğlu. O bölgede Enes Toy'un baskısı var. Ümit Yıldız. Kısa kaldı. Altuğ Taş. Sol kanattan geliyoruz. Şimdi pas. Yerden orta. Erdinç Pekgöz karşılıyor. Ali Keten. Kaptan Kemal Tokak. Bertuğ Kocabaş. Tekrar Kemal. Süleyman Güneş. Tek top Kemal'den. O bölgede geçmedi. Muharrem Doğan. Erdinç'ten tekrar Muharrem.
Tek toplarla savunmadan topu çıkartmaya çalışıyor Sarıyer. Şimdi kaptırdılar Onur. Pas şimdi Melik Derin'e. O bölgede Ali Keten. Çok güzel girdi kademeye Ali Keten. Berk Balaban baskı geldi ona. Taç. Sarıyer kullanacak. Muharrem Doğan. Kemal Densek'te Doğan Ateş. Kemal tekrar doldurdu içeriye. Artun'dan önce savunma girdi kademeye. Bora Çuha. Erdinç Pekgöz. Kazanıyoruz o bölgede. Süleyman. Dönebilecek mi? Faul bekledi. Mücadele devam ediyor. Muharrem Doğan. Yerde kaldı Muharrem. Bertun müdahalesi. Kemal Tokak. Kaleci Berk Balaban. Kemal Tokak. Enes Soy. Süratli bir isim Enes. Sokuldu içeri Enes. Pas denilemesini Hüseyin Öztürk'e. Hüseyin Öztürk son çizgi orta. Arka tarafa şut pozisyonu, bunu savunmadan döndü. Bertuğ Kocabaş. Topun gelişine denedi şansını. İlk tehlikeli akım bizden. Bertuğ'un vuruşunda savunmaya çarpan top. Köşe vuruşunu kullanacağız. Sol kanattan çok etkili geldik. Hüseyin Öztürk'ün ortasında. Savunmadan seken top. Köşe vuruşunu kullanacağız. Mücadelede 5. dakika sevgili futbol severler. Maçtaki ilk köşe vuruşu. Paslaşarak kullandık Süleyman Güneş. Süleyman sol ayak orta, arka tarafa kafa vuruşu şansı gelmedi. Boşta kaldı. Yerden vurdu, dışarıya gitti top. Enes Soy. Önünde kalan topta Enes Soy. Gole çok yaklaştık. Üst üste akınlar. İskenderunspor'umuzdan bu kez sağ kanattan gelişen atak. Süleyman'ın orta savunmadan sekti. Enes Soy ligdeki 10. golüne çok yaklaştı ama çerçeveyi bulamadık bu pozisyonda. Doğan Ateş hemen kullandı serbest vuruşu. Onur'un kontrolünde top dışarıda. Berk Balaban kale vuruşunu kullanacak. Şimdi savunmadan seken top, araya girirsek tehlike, boşta kaldı top. Ve bir kez daha köşe vuruşunu kullanacağız. Bu kez sol kanattan 4. dakikadan itibaren sağlı sol akınlarla geliyoruz. Hasan Hüseyin Acar. Yine paslaşarak kullandık. Tekrar Hasan Hüseyin. Çevirme çabasında Doğan Ateş girdi araya. Hüseyin Öztürk. Bertuğ Kocabaş. Hüseyin döndü tekrar. Top dışarıda. Taç atışını Sarıyer kullanacak. Altuğ Taş riskli hareketler o bölgede. Topu çıkartmayı başardı Altuğ. Ters kanada Muharrem Doğan'a pas. Top dışarıda, biz kullanacağız. Onur kullandı hemen. Kemal'den tek top. Doğan Ateş girdi araya. Atalay Babacan. Şimdi Melik Derin. Atalay kaçtı. Onur çok iyi kapattı onun koşu yolunu. Şimdi Altuğ Taş. Altuğ'dan derinlemesine bir pas.
Salih Akça'ya doğru ama top bizde. Hasan Hüseyin açar. Enes Soy. Ali Keten uzun gönderdi Ali Keten. Yine sol kanattan geliyoruz. Bora Çuha. Baskıya devam etti Hüseyin Öztürk. Uzaklaşmayan top. Fakat top sarı yerde. Atalay Babacan. Bora. Ümit Yıldız. Muharrem Doğan. Önde baskıyı sürdürüyoruz. Erdinç uzaklaştırdı. Bir kaptandan diğer kaptana gelen bir top oldu ve offside bayrağı havada. Ali Keten. Kemal Tokak. Hasan Hüseyin'den pas. Ali Keten. Sol kanada pas. Hüseyin Öztürk. Bertuğ Kocabaş. Hasan Hüseyin Acar. İyi gördü o bölge. Şimdi gol pozisyonu olabilir. O bölgede Onur Ural. Savunmanın başarılı ismi Onur Ural. Bu pozisyonda ileriye çıktı ama top birazcık onun için hızlıydı. Bora Çuha. Altı Utaş. Atalay Babacan. Yerde kaldı serbest vuruş. Tek top Taha'dan. Yatarak müdahale geldi o bölgede. Top yine sarı yerde. Atalay Babacan. Kemal Tokak kademede. Taha Dönmez baskıya devam etti. Berk Balaban. Uzaklaştırdı taç. Konuk ekip kullanacak. Enes Soy. Yerde kaldı o bölgede. Hasan Hüseyin Acar. Serbest vuruşu biz kullanacağız. Mücadelede 10 dakika geride kaldı sevgili futbol severler. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşılaşmada genel olarak ataklarımız ve önde baskının sonuca gitmeye çalıştık. Geride bıraktığımız 10 dakikada ve Enes Soy'la net bir pozisyondan yararlanamadık. Şimdi Altı Utaş. İki kişi arasında pasını verdi Atalay Babacan. Offside. Maçtaki ikinci offside. Ali Keten en direkt serbest vuruşu kullanacak. Orta alanda çok iyi döndü o bölgede Enes Soy. Şimdi sağ kanatta büyük bir boşluk var. Onur Ural. Yaptı ortasını arka tarafa. Artun'dan kontrol geldi o bölgede. Geri çıkarttı Artun şimdi. Savunma yerini aldı sarı yerde. Hüseyin'den tekrar Artun. Yaptı ortasını Artun. Kale sahası arka tarafa doğru Onur Ural. O bölgede güzel bir şans gelmişti ama top sekince biraz pozisyon zenginleşmedi. Top dışarıya gidiyor. Kale vuruşunu Sarıyer kullanacak. Erdinç Pekgöz. Takımının en tecrübeli ismi Erdinç. Kaptanlık pazu bandı yine onda. Altı Utaş. Muharrem Doğan bıraktı. Melik Derin. Tekrar Altı Utaş. Atalay Babacan. Pası geldi Atalay'a. Topu kaptık şimdi. Artun Akçak'ın arkadaşlarının dağılımına baktığı Sarıyer savunmasının yerini aldığı bu pozisyonda. Bertu Kocabaş. Tekrar Bertu. Hasan Hüseyin Acar. Onur. Tüm atlarımızla rakip yarı sahadayız. Ali Keten.
Hücuma çıktı Ali, vurabilir. Ali uzaktan vuruyor, kaleci Ümit. İkinci pozisyon yine kaleci Ümit Yıldız. Yine iyi geldik. Ali Keten'den sürpriz bir vuruş. Kaleci Ümit Can Yıldız iki pozisyonuna başarılıydı. Tüm atlarımızla ekip sahadaydık. Sol ayak etkili bir vuruş. Sonrasında ikinci vuruşta yine kaleci Ümit Yıldız kalesini bu pozisyonlara gole kapatmayı başarıyor. Ümit Can Yıldız. Taha dönmez. Tekrar Taha. Doğan Ateş. Serbest vuruş. Serbest vuruş kullanıldı. Doğan Ateş. Tekrar Doğan. Meliklerin tek top. Serbest vuruş. Sarıyer kullanacak. Atalay Babacan. Doğan'dan tekrar Atalay. Bora. Erdinç Pekgöz. Altı Utaş. O bölgede yoğun baskı ama Altı topu çıkartmayı başardı. Şimdi pas derinlemesine Ali Keten. O bölgede Tağ'ın baskısı var. Bravo Ali. Hem savunmada hem ileride şu dakikaya kadar güzel bir oyun sergiledi. Baskı geldi o bölgede Salih Akçay'dan. Yerde kaldı Hüseyin. Serbest vuruşu biz kullanacağız. Ali Keten kullandı serbest vuruşu. Kemal Tokak. Hasan Hüseyin Acar. Bertu geriye döndü. Ali Keten. Hasan Hüseyin Acar. Altuğ'un baskısı var. O bölgede top kısa kaldı. Altuğ girdi araya. Aman dikkat çocuklar. Doğan Ateş. Seken top Atalay. Top şimdi bizde Süleyman. İyi noktaya pas. Artun Akçakın. Enes Soy. Bora'yla mücadelesi Enes Soy. Enes faul bekledi. Mücadele devam ediyor. Erdinç Pekgöz. Taha dönmezden Melik Derin. Muharrem Doğan. Yerde kalan bir isim var. Sevgili futbol severler. Kaptanımız Kemal Tokak. Yerde kalıyor ve sağlık ekibimiz oyun alanında şu anda Kemal'in tedavisi için. Teknik sorumlu Levent Şahin ekranlarınızda sevgili futbol severler. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da baskılı oyuna başladık. Teknik sorumlumuz Levent Şahin önderliğinde üst üste pozisyonlar bulduk. Umarız ki gol perdesini biz açar ve biz kapatırız. Kalemimizde de gol görmemek üzere tabii ki. İşte burada Enes Soy. Dakikalar 13'ü gösterirken net bir pozisyondaydı.
Ümitcan Yıldız iki pozisyonda da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Kemal'in tedavisi tamamlandı. Mücadeleye devam edecek mi, edemeyecek mi Kemal? Evet. Kaptanlık pozu bandı şu anda Süleyman Güneş'te. Umarız ki kaptanımız gemisini yalnız bırakmak zorunda kalmaz. Savunmamızın bel kemiği Kemal. Bora. Tek topta başarı yok. Top bizde. Bertu Kocabaş. Sağ kanattan destek veren Süleyman Güneş. Tek top Süleyman'dan. Hasan Hüseyin Acar. Süleyman Güneş. Onur destek verdi ona. Onur çalımını attı yatarak müdahale Muharrem'den. Taş bizim. Süleyman. Düzeltiyorum Hasan Hüseyin Acar. Pas Bertuğ'dan Muharrem Doğan. Kemal Tokak. Sanıyorum ki oyuna devam edemeyecek. Zorunlu bir oyuncu değişikliğine gidiyoruz sevgili futbol severler. Az sonra Süheyl Çetin oyuna girecek. Yaklaşık 3-4 dakikadır sahada 10 kişiyiz. Zorunlu bir değişiklik. Geçmiş olsun kaptan. Umarız ki senin yokluğunda da sahadan 3 puanla ayrılacağız. Kaptan Kemal yerini Süheyl'e bırakıyor. 28 numaralı formasıyla Süheyl Çetin oyunda. Ali Keten. Süheyl Çetin. Tekrar Ali Keten. Birkaç dakika önce Ali Keten sol ayağıyla çok iyi yoklamıştı kaleyi uzaktan. Kaleci Ümitcan Yıldız'ı geçememişti. Süheyl Çetin. Tek top Süleyman'dan. Şimdi Bertuğ Kocabaş. Tekrar Süleyman. Yaptı ortasını Süleyman. Artun yükseldi ama vuruşunu yapamadı Artun. Enes Soy. Kaptanlık pozumanda Enes'te. En golcü ismimiz Enes. Ligde 9 golle oynuyor. Şimdi Melih Terin karşıladı o bölgede. Onur'dan önce. Muharrem uzaklaştırdı. Taş bizim. Onur kullandı. Süleyman yerde kaldı. Faul olması lazım. Faul bekledik ama mücadele devam ediyor. Doğan Ateş. Taha'ya doğru Ali Keten. Yine karşılıyor. Yine karşılıyor Ali Keten. Hüseyin Öztürk. Bertuğ Kocabaş. Hüseyin Öztürk. Bertu ve Hüseyin paslaşması. Bertu şimdi pas derinlemesine. Top birazcık hızlıydı. Kale vuruşunu Sarıyer kullanacak. Bora.
Önde baskı Bertuğ'dan. Doğan Ateş. Kaleci Ümitcan Yıldız'da kalıyor. Enes Soy. Bertuğ. Şimdi top geçti. Enes Soy'da top. Önünde büyük bir boşluk var. Enes Soy takıldı ceza sahası. Enes Soy çıkardı içeri. Gol pozisyonu, yerden vurdu. Dışarıya gitti top. Süleyman Güneş. Geçtiğimiz hafta iki tane harika gol kaydetmişti. Tam bu haftayı da boş geçmiyor diyecekken top direği yanına geçti ama daha süre var. Ayağı sındı Süleyman'ın. Yine kanatları kullandık. Sol kanattan gelişen atık akında Süleyman'ın vuruşu, top dışarıda. Her zaman olduğu gibi taraftarımız da yanında. Hiçbir karşılaşmada bizleri yalnız bırakmadılar. Deprem felaketinden sonra İstanbul'da bizim artık ikinci evimiz oldu. Burada da yenilmezlik serimizi sürdürüyoruz. Şimdi sağ kanattan tehlikeli yerden, yerden çevrilen topta Melik Derin. Ama öncesinde offside. Etkili gelen taraf bu kez rakibimiz Sarıyer'di. Topu alarak gitseydi de offside gerekçesiyle tabela yansımayacaktı. Berk Balaban. Hüseyin Öztürk rakibinden sıyrıldı. Ters karada pas. Şimdi Onur Ural iyi kontrol olur. Haydi Onur sokundu içeri, Onur şut pozisyonu. Vurdu, Onur dışarıya gitti top. Onur Ural. Sık sık hücuma çıkıyor Onur Ural. Etkili geldik bu kez. Sağ kanattan geldik. Onur Ural. Burada iyi bir kontrol. Sokuldu içeri Onur Ural. Arkadaşı Süleyman alanı çok iyi boşalttı. Ters ayak vuruşu dışarıya gidiyor top. Pas şimdi Taha'dan. Salih Akçay, koşu yapan isim kaleci Berk Balaban. Çıktı ve uzaklaştırdı. Bora. Doğan Ateş. Atalay Babacan. Baskı Bertuğ'dan. Baskı Enes'ten. Sonuç verdi o baskı. Altuğ Taş. Orada top kaybı. Şimdi Atalay. Salih Akçay yaptı ortasını. Kaleci Berk Balaban. Topun kontrolünü sağlıyor. Bu dakikalarda tempo iyiden iyi arttı. Net pozisyonlar yakaladık. Bu pozisyonların peşi sıra gelmesi dileğiyle diyelim. İskenderun Spor'umuz adına Ali Keten. Hasan Hüseyin Acar. Süheyl Çetin. Tek top Süleyman'dan. Altuğ Taş. Rakibinden sıyrılmayı başardı Altuğ. Bir çalım denemesi daha. Hasan Hüseyin'in yaptığı hareket. Serbest vuruş. Sarıyer kullanacak. Doğan Ateş. Serbest vuruşu kullandı. Atalay'dan tekrar Doğan. Kazanıyoruz. Hasan Hüseyin Acar. Ayak koydu Doğan Ateş. Taş bizim. Onur Ural tacı kullandı az önce. Net bir pozisyona girmişti Onur. Vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti. Süleyman, Onur.
Onur Ural. Hakem oyunu durduruyor. Offside. Kullandı serbest vuruşu. Muharrem Doğan. Onur. Top dışarıda Taç. Onur kullandı. Süheyl Çetin. Derken bir sakatlık mı var? Taç atışı tekrar kullanıldı. Süleyman. Faul bekledik. Oyun devam ediyor. Atalay Babacan. Kaan Yüksel. Aldı ondan topu. Hasan Hüseyin Acar. Hasan Hüseyin Acar pas. Enes Soya. Tek top Enes'ten. Hüseyin Öztürk için hızlı bir top oldu. Serhat kullandı taçı. Serhat Ahmetoğlu. Önde baskımız devam ediyor. Kaan Yüksel de devam ediyor. Taha Dönmez. Serhat. Salih Akçay. Altuğ Taş. Bora Çuha. Soğukkanlı Bora. Muharrem Doğan. Doğan Ateş. Düzeltiyorum. Melik Derin. Süheyl'den sıyrılmayı başardı Melik Derin. Bertuğ'dan müdahale atarak serbest vuruş Sarıyer kullanacak. Karşılaşmadaki ilk sarı kart Bertuğ'a çıkıyor. Bertuğ Kocabaş sarı kart görüyor sevgili futbol severler. Tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruşu kullanacak konuk ekip Sarıyer. Karşılaşmada 30. dakikadayız. Doğan Ateş. Topun gerisindeki isim. Bertuğ ve Onur barajda. İkili baraj. Ceza sahası ve çevresi bir hayli kalabalık. Şimdi geldi işaret. Kafa vuruşu kaleci Berk Balaban. Kalemizdeki en net pozisyon. Neyse ki filibekçimiz Berk Balaban bu pozisyonda başarılıydı. Ali Keten'in bir sakatlığı var. Yanlış görmediysem. Sarıyer'in en net pozisyonu işte burada geldi orta. Erdinç Pekgöz, kaptan Erdinç. Savunmadan ileriye çıktı, gol aradı ama aradığı golde Berk Balaban duvara izin vermedi. Ali Keten'in neyse ki ciddi bir pozisyonu, ciddi bir problemi yok. Bertuğ Kocabaş. Pas şimdi Onur'a. Muharrem Doğan karşıladı. Onur yerden orta. Muharrem. Top oyun alanında. Pas Melik'ten. Doğan Ateş. Uzun gönderdi Erdinç. Süheyl Çetin. Havada asılı kaldı adeta. Karşılıyor. Top dışarıda Taç. Sağa dönmez. Süheyl bir kez daha karşılıyor. Taç Sarıyer'in. Muharrem Doğan. Süleyman Güneş. Artun. Süleyman sökemedi o bölgede. Atalay.
Tek toplarla atak şekillendirmek istiyor. Konuk ekip Sarıyer. Bora Çuha. Araya girdik. Kaan. Şimdi Artun. Artun Akçak'ın orada bir çalım denemesi. Atalay Babacan'la mücadelesi. Serbest vuruş. Biz kullanacağız. O bölgede sarı kart çıkıyor. Maçtaki ikinci sarı kart. Doğan Ateş sarı kart görüyor. Az önceki pozisyondan sonra. Hasan Hüseyin kullandı serbest vuruşu. Ali Keten. Hüseyin Öztürk. Tekrar Ali Keten. Bertu'dan tekrar Ali. Gönderdi ceza sahasına. Elle oynama itirazları var. Mücadele devam ediyor. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Muharrem karşıladı. Atağımız devam edecek. Boşta kalan top, Atalay geldi o bölgeye. Sarıyer savunması topun sahibi oldu. Doğan Ateş. Şimdi pas Atalay'a. Atalay. Ali Keten çok iyi döndü geriye. Bravo Ali. Ali Keten gerçekten şu dakikaya kadar kusursuz oynuyor. Kusursuz bir çalımda şimdi Onur'dan. Bıraktı Süleyman'a. Yaptı ortasını Süleyman. Bora Çuha karşılıyor. Atak tazeleyeceğiz. Süleyman Güneş yaptı ortasını, bu kez Erdinç karşıladı. Berto şut pozisyonu olabilir. Sol kanada oynadı Hüseyin Öztürk. Hasan Hüseyin Acar. Hasan Hüseyin doldu da arka tarafa. Kaleci Ümit Can Yıldız. Melik Derin. Göğüs kontrol Melik'ten. Ali Keten geldi. Pozisyonu bozmayı başardı. Doğan Ateş. Şimdi pas. Taha Dönmez. Tehlikeli geldiler. Bravo Süheyl. Süheyl Çetin'den çok çetin bir müdahale o bölgede. Kaptanımız Kemal Tokan yerine oyuna girmişti. Süheyl Çetin bu pozisyonda Taha Dönmez'e vuruş izni vermedi. İlk yarıda normal sürede artık son 10 dakika diyebiliriz sevgili futbol severler. Üstün oynayan taraf biziz. Net pozisyonlar bizden geldi. Hadi onlardan biri olsun. Şimdi pas sol kanada. Orta geldi arka tarafa. Süleyman topun gelişine deneyecekti şansını ama Muharrem Doğan'dan başarılı bir müdahale. Kontratak şansı şimdi Sarıyer adına. Kaan Yüksel, Atalay Babacan yerde kalıyor. Atalay'dan yoğun bir itiraz. Taç bizim. Sarıyer cephesinden itirazlar devam ediyor. Onur Ural. Artun'dan önce Altuğ Taş girdi araya. O da bugün takımının başarılı isimlerinden biri Altuğ Taş. Atalay Babacan'dan ara pası. Melik Derin ceza sahası tehlikeli geldi ama offside. Neyse ki offside. İyi bir pozisyon bulmuşlardı. Melik Derin Berk Balaban'la karşı karşıya kalmıştı sol çaprazdan ama yardımcı hakemin bayrağı var. Bu arada önde baskı devam ediyor. Berk Balaban çok soğukkanlı. Bravo Berk. Ama dikkatli ol tabii ki. Hüseyin Öztürk. Bertu bıraktı Hasan Hüseyin Acar. Şut pozisyonu Hasan Hüseyin. Altun'un müdahalesi var. Atağımız devam edecek. Onur Ural. Savunma yerini aldı Sarıyer'de. Kaan Yüksel. Kaan yaptı ortasını. Muharrem Doğan karşılıyor. Atalay Babacan. Melik Derin. Süratli bir isim. Süheyl geldi karşısına. Melik Derin. Rakibinden sıyrılmayı başardı Melik Derin. Önünde geniş bir hareket alanı var. Şimdi Ali Keten. Ondan da sıyrıldı. Şut pozisyonu Melik. Neyse ki top dışarıda. Üst üste pozisyonlar. Sol kanadı son 2 dakikada
Rakibimiz Sarıyer etkili kullanmaya devam ediyor. Atalay Babacan bu arada yerde omzunu tutuyor. Hakem Efe Tan'ı verdi. Şimdi onun yanında az önce Melik Derin'in girdiği pozisyonu izledik. Offside'de kaldığı pozisyonu izledik. Atalay'ın tedavisi devam ediyor sevgili futbol severler. İşte burada elle oynama itirazları vardı. İskenderun sporumuzdan hakem Efe Tan'ı verdiyse devam kararı verdi. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Bu açıdan doğru bilgi aktarmak birazcık zor. Bu pozisyonda penaltı itirazımız vardı. Oyun devam etti. Ali Keten. Pas Hüseyin'den şimdi. Sol kanattan gelişiyor hatamız. İki Hüseyin'in paslaşması. Aslı Hüseyin Acar. Kaan Yüksel. Süheyl Çetin. Gönderdi ceza sahası. Süheyl Erdinç Pekgöz karşılıyor. Serbest vuruş. Sarıyer kullanacak. Ümitcan Yıldız. Kalesine gelen tehlikelerde, İskenderun sporumuzun yaptığı tehlikelerde şu süreye kadar başarılı bir grafik çizdi. Süheyl Çetin. Bertuğ Kocabaş. Erdinç vurdu kafayı. Doğan Ateş. Muharrem Doğan. Tek top Melik'ten. Muharrem. Top bizde Enes Soş. Ayağının dışıyla iyi bir pas. Ama isabeti bulamadık. Taç konuk ekibin. Onur vurdu kafayı. Süleyman. Yerde kaldı Süleyman. Serbest vuruş. Kullandı Bertu. Onur Ural. Pas Süleyman'a doğru. Muharrem yerde kaldı. Top bizde. Şimdi hızlı kullandık taşı. Süleyman. Yaptı ortası arka tarafa. Kafa gol! Enes Soy. Harika yükseldi. Vurdu kafayı. 41. dakikada öne geçiyoruz. Kanatları etkili kullanıyoruz demiştim. O kanat takımlarından biri. Bu kez top ağlarda Enes Soy takımımızın en golcü ismi gollerine devam ediyor. Yükseldi vurdu kafayı. Kaptan Kemal Tokak pazubandını ona devretmişti. Sakatlanıp oyundan çıkmıştı Enes. Kaptanlık pazubandıyla da golünü atıyor Enes Soy. Ligdeki 10. golü. 41. dakikada 1-0 öndeyiz. Gerçekten harika bir orta. Tacı hızlı kullandık burada. Onur hemen kullandı. Süleyman'ın ortasında Enes Soy. Çok net, çok harika bir kafa vuruşu. İlk yarının son dakikalarında 1-0 önde İskenderun Spor. Gol tekrar ekranlarınızda. Futbolda zamanın, zamanlamanın
önemini vurgulayan bir gol oldu bu aynı zamanda. Tacı hemen kullandık. Tacı Onur kullandı. Eline sağlık Onur. Adrese teslim bir orta. Süleyman'dan geldi. Ayağına sağlık Süleyman. Kafa vuruşu da Enes Soy'dan geldi. Kafa vuruşuna sağlık. Enes Soy. Bu arada Muharrem Doğan da itirazlarından dolayı Muharrem Doğan sarı kart görüyor. Yerde kaldı o bölgede Bertu. Serbest vuruş. İskenderun sporumuz kullanacak. Orada mini bir gerginlik. Maçtaki üçüncü sarı kart Muharrem Doğan'a çıktı sevgili futbol severler. Enes Soy. Pas Hüseyin'e. Hüseyin Öztürk bu kez sol kanattan geldik yakın bölgede. Top çok sert geldi. Salih Akçay. Hakem Efe Tanrıverdi. Hemen sağlık ekibini davet etti oyun alanına. Umarız ki ciddi bir problem yoktur Salih'te. Yakın mesafeden top. Yanlış görmediysem. Karın boşluğuna sert bir şekilde temas etti. Şimdi tedavisi yapılıyor. 41. dakikada Enes Soy'la öne geçtik. Sevgili futbol severler. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grupta 3. sıradayız. Bu karşılaşmayla birlikte 3 puanla ayrılırsak ve en yakın rakibimiz Buca Spor puan kaybederse ki şu anda onların karşılaşmaları 0-0 devam ediyor. Yine playoff yükselme grubundan bir tek sen Van Spor Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Canlı puan durumuna göre bilgi aktarımı yapıyorum sevgili futbol severler. Değerli İskenderunlular. Şu anda canlı puan durumuna göre ikinci sıraya yükseliyoruz. Umarız ki Buca Spor puan kaybeder. 45+3 oynanacak. O 3 dakikada başladı. Şimdi daha dönmez. Topa bastı. Kaybetti. Top bizde. Sonrasında Doğan Ateş'in baskısı taç. Onur Ural. Seken top Erdinç benden çıktı dedi. Alkışlar kaptan Erdinç Peköz'e, rakibimize taç bizim. Muharrem Doğan. Yerde kaldı Süleyman, mücadele devam ediyor. Artun'dan pas. İyi bir düşünce ama o bölgede hiçbir İskenderun sporlu yok. Atalay. Önde baskı Bertu'dan. Bora Çuha. Erdinç Pekgöz. Baskıya devam ediyoruz. Soyunma odasına neden iki farklı üstünlükte girmeyelim? Süleyman'dan baskı devam ediyor. Muharrem Doğan. Bir sarı kartta. Süleyman'a çıkıyor. Süleyman Güneş. Maçtaki dördüncü sarı kart ona. Bertu da sarı kart görmüştü. Takımımızda 45+2 ikinci dakikadayız. Melik Derin. Doğan Ateş. Ters tarafa Salih'e. Düzeltiyorum. Serhat Ahmetoğlu'na. Enes Soy.
bu pozisyonda savunmasına yardımcı. Takımımızın ligdeki en golcü ismi Enes Soy. Perdeyi açan gol de onun kafasından gelmişti. Güzel bir kafa vuruşuyla dakikalar 41'i gösterdiğinde ağları sarsmıştı Enes. Serbest vuruş kullanıldı. Bora vurdu kafayı. Bir serbest vuruş daha bu kez. Sarıyer kullanacak. Altı Utaş. Yerde kalan isim. Artık uzatmaların da son sahnesi içerisinde sevgili futbol severler. Enes'in attığı golle 1-0 öndeyiz. Erdinç'ten pas. Melik Derin. Süleyman. Top dışarıda Taç. Taha Dönmez. Dönemedi o bölgede Taha Dönmez. Bertu. Şimdi tek top Süleyman'dan. Harika bir top. Süleyman Güneş. Ayağından fazla açtı Süleyman. Erdinç Pekgöz. Son düdük her an gelebilir dediğim anda ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Efe Tanrı verdi. 41. dakikada Enes Soy'un golüyle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giriyoruz sevgili futbol severler. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. İsterseniz golü hatırlayalım. Burada Onur Ural taç atışını hemen kullandı. Harika bir orta. Bu harika ortaya bu güzel kafa vuruşu yakışırdı zaten. Enes Soy'dan iyi bir kafa vuruşu. Yakın mesafeden altı pasın hemen önünden. Kaleci Ümit Can Yıldız'ı işte böyle mağlup etti. İlk yarıda üstün oynayan taraf bizdik. Aynı üstünlüğü sürdürmek dileklerimize sevgili futbol severler ve bu dileklerle birlikte ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
Sevgili futbol severler, ikinci yarıda sizlerle birlikteyiz. Enes Soy'un golüyle 1-0 önde girmiştik soyunma odasına. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlıyoruz. Sarı kartı olan Bertuğ Kocabaş yerini Okan Derne'ye bırakacak. Sarı yerde de kenardaki isim Timur Kosovalı. Sevgili futbol severler. İki takım da ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Yanlış görmediysem de sarı yerde Taha Dönmez. Oyundan çıkan isim ama net bilgiyi az sonra sizlere aktaracağım. İkinci yarıya Sarıyer başlayacak. Sarıyer'den bir hücum hamlesi geldi. Timur Kosovalı, golcü bir isim. Onun vuruşuyla ikinci yarı başladı. Erdinç Pekgöz. Ümit Yıldız kısa kaldı. Top bizde. Hasan Hüseyin Açar. Süleyman destek verdi ona. Şimdi Okan Dernek. Tekrar Hasan Hüseyin Açar. Yaptı ortası arka tarafa. Enes kafa vuruşunu yaptı. Dışarıya gidiyor top. Enes Soy. Yine sağ kanattan gelişmişti atak. Golde olduğu gibi yine yükselen isim Enes Soy. Bu kez çerçeveyi bulamadı. Bu arada Melik Derin oyundan çıkan oyuncu. Sarıyer'de Timur Kosovalı oyundaki isim, konuk ekipte şimdi pas Okan'dan yerde kaldı, serbest vuruş biz kullanacağız. Ali Keten topu taca bıraktı. Taç atışını Sarıyer kullanacak. Serhat Ahmetoğlu ile kullanacak. Taha Dönmez. Altuğ Taş. Serhat'tan pas, savunmadan döndü. Erdinç Pekgöz. Doğan Ateş. Taha Dönmez. O bölgede dönüş şansı vermedik Taha'ya. Top Atalay'da kaldı şimdi. Atalay Babacan. Rakibinden sıyrıldı. Orta pozisyon oynadı Atalay. Taha Dönmez'e pas. Kaan Karşılıklı. Taha sıyrıldı. Etkili geldi ev sahibi ekip. Ve top ağlarımıza gidiyor. Konuk ekip. Taha Dönmez de eşitliği sağlıyor. Karşılaşmada 48. dakika. Taha Dönmez de skorda denge var. Taha Dönmez 1-1. Savunmamızdaki bir anlık konsantrasyon kaybı maalesef ki pahalıya patlıyor. Sevgili futbol severler, Taha'nın golüyle mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Burada Kaan'dan güzel sarıldı Taha ve topu alara gönderdi. Uzak köşeye etkili bir vuruş. Daha çok süre var. Daha ikinci yarının başındayız. Bu gol demoralize etmemeli tabii ki. İlk yarıda üstün oynayan taraf bizdik. Umarız ki o üstünlükle bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bora.
Serhat. Taha dönmez. Bu kez sağ kanatta yaptı ortasını doğrudan kaleye. Kaleci Berk Balaban dokunuşu yaptı. Korner. Sağlı sol akınlar Sarıyer'den. Golü de sol kanattan bulmuşlardı. Bu kez sağ kanatta yine aynı isim. Taha dönmez. Köşe vuruşunu kullanacak. Konuk ekip Sarıyer. Taha dönmez de takımının en golcü ismi ligdeki 13. golünü kaydetti. Şimdi Bora yükseldi. Serbest vuruş bizim. Okan Ternek. Ali Keten. Önde baskı Salih'ten. Hüseyin Öztürk. Taç. Sarıyer hemen kullandı. Atalay. Rakibinden sıyrılma çabasında. Top bizde. Hüseyin Öztürk. Oyunun yönünü değiştirdi. Onur Ural. Kaan Yüksel. Okan Ternek. Erdinç Pekgöz yükseldi. Top boşta kaldı. Bora Çuha. Timur Kosovalı. Koşu yapan isim Ali Keten. Kalecimiz Berk Balaban'a döndü. Okan Ternek. Top dışarıda Taç. Sarıyer kullanacak. Playoff yükselme grubundaki bir diğer rakibimiz 1461 Trabzon Futbol Kulübü Karadeniz Derbisi'nde Pazarspor karşısında 6-0 önde. En yakın rakibimiz Bucaspor'sa yine playoff yükselme grubundaki bir tek sen Van Spor'la karşı karşıya geliyor. O mücadelede henüz gol sesi çıkmadı. Yine bir başka rakibimiz playoff yükselme grubunda Ankara Demirspor Kastamonu Spor deplasmanında. O mücadelede de bir birlik eşitlik var. Ali Keten. Okan Ternek. Okan Ternek. Süheyl Çetin. Ali Keten. Şimdi tek top. Hüseyin Öztürk indirdi kafayla. Kaan Yüksel. O bölgede pozisyon şekillenmedi. Top sarı yerde. Atalay Babacan. Yakın mesafeden Okan'ın yüzüne top sert bir şekilde temas etti maalesef. Yine yakın mesafeden ilk yarıda Salih'in de top karın boşluğuna gelmişti. Bu kez oyuncumuz Okan Ternek yerde kaldı. Umarız ki ciddi bir problemi yoktur. Okan'ın tedavisi için sağlık ekibimiz
Şimdi sahada. Erdinç Pekgöz alkış alıyor taraftarlardan. Doğan Ateş. Erdinç Pekgöz. Ta dönmez. Atalay Babacan. Muharrem Doğan. Atalay. El oynama itirazları. Oyun devam ediyor. Onur Ural. Kısa kaldı. Altı Utaş. Hasan Hüseyin'den sıyrılmayı başardı Atalay. Altuğ'ya pas. Altuğ'un baskısı devam etti. Top dışarıda, kale vuruşu. Sevgili futbol severler, playoff yükselme grubundaki iki rakibimiz karşı karşıya geliyor demiştim. Biteksen Vanspor Futbol Kulübü ve Buca Spor 1928 karşı karşıya geliyor. 52. dakikada Buca Spor Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golüyle mücadelede 1-0 önde. Şimdi etkili geliyoruz. Hüseyin Öztürk, pas Enes Soy'a. Tek top Enes'ten, savunmada geçmedi. Atağımız devam edecek. Okan. Rakibinden sıyrıldı Okan. Sonrasında Serhat geldi. Okan, harika bir pas. Ceza sahası. Geri doğru çıkartılan top Süleyman. Önü kapandı Süleyman'ın. Şimdi Kaan yerden vurdu. Yatarak müdahale geldi Erdin Şen. Etkili geldik ama. Sarıyer savunması etten bir duvar ördü. Yine önde baskı. Yine sonuç verdi. Enes Soy topu kaptı. Hasan Hüseyin iyi sokuldu. Pasını verdi Hasan Hüseyin. Taha dönmez. Takımına eşitliği getiren isim Taha. Savunmasına yardımcıydı. Kısa kaldı ama. Kaan Yüksel. Yerde kaldı. Serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruşu kullanacağız. O usta ayaklarımız. Topun başına geçecekler. Hasan Hüseyin açar. İyi orta. Gol getirir derler. Bakalım. İyi bir orta ve devamında gol gelecek mi? Ceza sahası ve çevresinde. 6 İskenderunsporlu oyuncumuz var. 2 kişilik Sarıyer barajı. İşaret geldi. Hasan Hüseyin yaptı ortası. Arka tarafa vuruş. Kaleci Ümit Can Yıldız. Artun Akçak'ın vuruşunda kaleci Ümit Can'ı geçemiyor. Şimdi pas Serhat'tan. Etkili geliyor konuk ekip. Tek top Atalay'dan. Salih Akçay. Kaleci Bora çıktı. Topun sahibi oldu Bora ve evet. Endirekt serbest vuruş. Ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle endirekt serbest vuruşu Sarıyer kullanacak. İşte burada pozisyon ekranlarınızda. Karşılaşmada 59. dakikadayız sevgili futbol severler. 48. dakikada Taha Dönmez eşitliği sağlamıştı.
ceza sahasının hemen yanından serbest vuruşu kullanacak konuk ekip Sarıyer. Atalay Babacan ve Doğan Ateş topun başındalar. Efe Tan'ın verdiği işaretini verdi Atalay. Yerden gönderdi. Boşta kaldı top. Uzaklaştırıyoruz. Süleyman Güneş. Serhat'ın baskısı sonuç verdi. Doğan Ateş. Bir kez daha orta. Kafa Süheyl Çetin'den. Offside bayrağı batı. Şimdi pas denilemesine Hüseyin Öztürk, kaleci Ümitcan Yıldız çıktı ve topun sahibi oldu. Timur Kosovalı. Salih Akçay. Hasan Hüseyin Acar. Yakın mesafeden sert gelen bir topla, bu toplardan birinden de Hasan Hüseyin Acar nasibini aldı. Maalesef ki tabii ki Muharrem Doğan. Taha Dönmez. Pas Doğan'dan. Serhat. Serhat Ahmetoğlu. Enes Soy'dan dönüyor. Karşı atak şansı şimdi İskenderunspor'umuz adına. Okan Dernek. Şimdi yerden gönderilen top Süleyman bıraktı. Arturlu pası tekrar Süleyman. Ceza sahası. Süleyman vuruyor. Kaleci Ümitcan Yıldız. Müthiş çıkardı Ümitcan. Atağımız devam edecek. Hüseyin Öztürk yaptı ortası arka tarafa. O bölgede Onur Ural. Şimdi çıkarttı geriye. Hasan Hüseyin Acar. Bekletmenin orta. Kafa vuruşu. Top dışarıya gidiyor. Korner. Üst üste kanat akınları. İskenderunspor'umuzdan köşe vuruşuyla bir kez daha deneyeceğiz. Hasan Hüseyin Acar köşe vuruşunu kullanacak sevgili futbol severler. Dakika 63. Ceza sahasında 5 İskenderunsporlu var. Şimdi geldi orta çift yumruk. Top boşta kaldı. Kaan Yüksel. Bıraktı Kaan o bölgede. Hiçbir takım arkadaşı yok. Şimdi hızlı hücum şansı. 4'ü 3'e kanadı Sarıyer Spor. Atalay Babacan. Savunmadaki yerimizi aldık neyse ki Atalay. Serhat Ahmet oldu. Serbest vuruş. Sarıyer kullanacak sevgili futbol severler. Şimdi kullandı Doğan. Savunmamız Artun'la karşılıyor. Serhat. Atalay. Tekrar Serhat. Şimdi yükseldi Erdinç. Offside bayrağı batı. Timur Kosovalı'yı uyarıyor şimdi. Hakem Efe Tanrı verdi.
Serhat. Hasan Hüseyin açar. Düzeltiyorum. Hüseyin Öztürk topu söktü, aldı Hüseyin. Arka tarafa doğru gelen orta. Muharrem Doğan kademeye giren isim. Muharrem. Ayağından fazla açtı taç. Süheyl Çetin. Kaan Yüksel. Bora vurdu kafayı. Faul bekledik bu pozisyonda. Hakem oyunu devam ettiriyor. Şimdi Salih. Salih Akçay. Ali geldi o bölgeye. Salih. Ali Keten. Harikasın Ali. Bravo. Bravo Ali Keten. Ali Keten ve Atalay Babacan arasındaki mücadele. Ali Keten sarı kart görüyor. Maçtaki 6. sarı kart. Karşılaşmadaki 3. oyuncu değişikliğimiz Kaan Yüksel oyundan çıkıyor. Sevgili futbol severler, İsmail Güven Kaan'ın yerine oyunda. Tek kişilik İskenderunspor barajı. Doğan kullandı serbest vuruşu. Arka tarafa çift yumruk. Top boşta kaldı. Şut pozisyonu. Taha'nın vuruşunda top dışarıda. Ali Keten. Atalay'ın müdahalesi. Bir sarı kartı Atalay görüyor. Sert bir müdahale geldi gerçekten Atalay'dan. Serbest vuruşu biz kullanacağız. Salih vurdu kafayı. Ali Keten. Altuğ taşla kaldı top. Altuğ'un pası. Serhat. Tek top Timur'dan. Salih Akçay. Topu oyunda tutamadı Salih. Serhat. Enes. Artundan pas. Şimdi Süleyman'a. Süleyman karşı karşıya pozisyon. Süleyman Güneş ceza sahası. Süleyman ve gol! Süleyman Güneş. Skorboard'a güneş gibi yansımaya devam ediyor Süleyman. Süleyman asist tanesinin yanına bir de gol ekliyor. Geçtiğimiz hafta Serik Belediye'ye karşı iki gol kaydetmişti Süleyman. Bu maçta da boş geçmiyor. Ağları sarsmaya devam ediyor Süleyman Güneş. Sarıyer savunmasındaki bir anlık boşluk. İskenderunspor'umuzun golü olarak tabelaya yansıyor. İşte burada güzel bir pas. Süleyman kaleciden de sıyrılıyor. Ve topu ağlara gönderiyor.
Gol tekrar ekranlarınızda sevgili futbol severler. Süleyman attı. 2-1 öne geçtik. İki bir öndeyiz. Atalay. Sıyrıldı Atalay. Salih Akçay. Hüseyin Öztürk'le mücadelesi. Hüseyin söktü aldı. Bravo Hüseyin. Serbest vuruş bizim. Orada bir gerginlik var. Sevgili futbol severler. Atalay ve Hüseyin Öztürk arasında. Bora kullandı serbest vuruşu. Enes Soş. İyi noktaya pas. Oyunu genişletti Enes. Hasan Hüseyin açar. Şimdi Süleyman Güneş. Süleyman yaptı ortayı. Kafa gol! Artur Akçakın. Üst üste goller. 3-1. Artur attı. Fark 2'yi çıkartıyoruz. Gol yağmurumuz başladı. Artur Akçakın. Gerçekten açıldık. Son 4 dakikada 2 gol. 3-1. Seyirci de seride arkamıza aldık. İşte burada. Yine asist Süleyman'dan. Tam 3 asist. 3 asist 1 golle oynuyor. Süleyman Güneş. Artur Akçak'ın ligdeki 6. golünü kaydediyor. ...71. dakikada farkı 2'ye çıkartıyoruz. Mücadele yeniden başlıyor. Sevgili futbol severler. Ben de hemen canlı puan durumunu sizlere aktarmak istiyorum. Bucaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İskenderunspor'umuzsa Süleyman ve Artun'un golleriyle önce öne geçti, sonra farkı 2'ye çıkarttı. Bu skorla birlikte 3. sıradaki yerimizi koruyoruz. Olası bir Bucaspor'un puan kaybı bizi ikinci yapar ve ligin lideri Kocaelispor'u da şampiyon yapar. Heyecan kasırgası devam ediyor. Şimdi geldi orta. Hüseyin Öztürk karşılıyor. Doğan Ateş. Yerde kaldı. Doğan mücadele devam ediyor. Hasan Hüseyin açar. Hızlı çıktı Hasan Hüseyin. Süleyman bıraktı Artur Akçak'ın. Savunma yerini aldı sarı yerde. Artun. Hasan Hüseyin açar. Yerde kaldı Hasan Hüseyin. Serbest vuruş. İdeli'ye baskıyı arttırdık. O baskılarla golleri bulduk. Baskılarımız, pozisyonlarımız devam ediyor. Mücadelede 74. dakikadayız. İlk yarının hemen başında sarı yer eşitliği sağlamıştı. Sonrasında sahneye Süleyman ve Artun çıktı bu arada. O bölgede Onur ve Taha Dönmez arasında bir gerginlik var.
taraftarımız dördüncü golü istiyor. Sarı kartlar da kaldığı yerden devam ediyor. O gerginlikten sonra daha dönmez ve oyuncumuz Onur Ural sarı kartla cezalandırıldı. Tam 8 sarı kart çıktı. Sevgili futbol severler. Az sonra sarı yerden iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşecek. Emre Özkan ve Eralp Akkuş oyuna girecekler. Üç kişilik Sarıyer barajı topun başında. İsmail Güven ve Hasan Hüseyin Acar var. Hasan Hüseyin doğrudan kaleye dışarı gitti Asfak'la. Gole çok yaklaştık. Hasan Hüseyin Acar kaleyi güzel yokladı ama isabeti bulamadı. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Okan Dernek, Hüseyin Öztürk, Serhat girdi araya, Serhat Ahmetoğlu, araya girdi Enes Soy. Bugün hem ileride hem geride gerçekten çok iyi çalıştı Enes. Kaptanlık pazubandını Kemal Tokak'tan devralmıştı. Pazubandına yakışır, iyi bir performans. Mücadelede 77 dakika geride kalmak üzereyken İki oyuncu değişikliği de bizden gelecek. Sarıyer Spor'da Muharrem Doğan oyundan alınıyor. Emre Özkan oyuna giriyor. Muharrem Doğan'ın yerine Salih Akçay da yerini Eralp Akkuş'a bırakıyor sevgili futbol severler. Az sonra bizim değişikliklerimiz de gerçekleşecek. Nadir ve Kadir oyuna girecekler. Artun Akçak'ın golünü attı. Yerini Nadir'e bıraktı. Süleyman Güneş hiç kuşkusuz maçın en yıldız ismi. 2 gol, 1 asistle gerçekten yıldızını parlatmaya devam ediyor. Taş kullanıldı şimdi Nadir. Serhat Ahmetoğlu, Atalay Babacan yaptı ortasını Atalay. El oynama itirazları Sarıyer'den Serhat. Tek top Doğan'dan. Ceza sahası Eralp. Araya girdi Ali Keten. Kademe denince akla hiç kuşkusuz akla gelen ilk isim Ali Keten. Yine o başarılı kademelerinden birini yaptı. Atalay'dan orta arka tarafa Taha Dönmez. Taha. Şimdi pas. Araya girdi o bölgede. Enes Soy'dan iyi noktaya. Sağ kanattan gelişiyor atak. Şimdi pas gol pozisyonu olabilir. Bora Çuğa girdi araya. Offside bayrağı da kalktı.
Timur Kosovalı. Erap'ten pas. Doğan Ateş. Atalay Babacan. Sokuldu içeri Atalay. Okan'dan müdahale. Top şimdi Ali Keten'de. Bora. İsmail Güven. Önünde geniş bir hareket alanı var. Hüseyin Öztürk destek verdi ona. Hüseyin. Serhat karşısında. Hüseyin Öztürk. Hüseyin gönderdiği yerden. Erdinç Pekgöz girdi araya. Serhat. Atalay Babacan. Eralp. Eralp Akkuş yerde kalıyor. Serbest vuruş. Bora. Altı Utaş. Doğan Ateş. Timur kaçtı. Pas Timur'a. Offside bayrağı vata. Endirekt serbest vuruşu biz kullanacağız. Ali Keten. Erdinç Pekgöz. Altı Utaş. Taha. Baskımız sonuç verdi. Hasan Hüseyin açar. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin. Şimdi tek top. Okan Dernek. Doğan Ateş o bölgede topu kaptı ama top bizde kaldı. Onur. Taç Sarıyer kullanacak. Eral Pakkuş. Şimdi Enes. Yine müdahale yaptı Enes. Nadir Çiftçi. Enes Soş. Enes. Ayağından biraz fazla açlama yaptı ortasını Enes. Erdinç Pekgöz. Savunmada karşılayan isim Sarıyer'de. Doğan Ateş. Bastı topa Doğan. İsmail Güven. Taç Sarıyer kullanacak. Yerde bir isim var. Enes Soş. Kaptanımız yerde şu anda. Emre Özkan topu taca bıraktı. Enes Soy'un sakatlığını görünce. Kenardan da topu dışarı bırakması gerektiğince bir telkin duyuldu. Ve Emre de centilmen bir şekilde gerekeni yaptı. Şimdi Enes'in tedavisi devam ediyor. Sevgili futbol severler. Golleri hatırlatmak istiyorum. Önce Enes Soy'un önüne geçtik. 41. dakikada ikinci yarının hemen başında Taha Dönmez. Eşitliği getiren golü atmıştı. Sonrasında Süleyman Güneş sahneye çıktı. Birkaç dakika sonra aynı Süleyman'ın asistiyle Artun Akçak'ın bu kez topağlara gönderen isim oldu. 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Mücadelede 85 dakika geride kalmak üzereyken.
Ümitcan Yıldız. Altı Utaş. Serhat'tan tekrar Altu. Serhat Ahmetoğlu. Serhat. Gönderdi arka tarafa doğru. Onur Ural karşılıyor. Köşe vuruşunu kullanacak Sarıyer. Doğan Ateş kullandı köşe vuruşunu. Bora Çuha yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı. İyi bir kafa vuruşu yapamadı ve kale vuruşunu kullanacağız. Berk Balaban. Bora. Doğan Ateş. Eralp Akkuş. Tekrar Doğan Ateş. Hüseyin girdi araya ama top Sarıyer'de. Sonrasında baskımız devam etti. Eralp iyi çıkardı o bölgeden topu. Eralp Akkuş. Topla fazla oynayınca Kadife Ayak Hüseyin topu aldı. Harika da bir pas verdi. Şimdi sol kanatta Nadir Çiftçi. Sarıyer savunması yerini aldı Nadir. Ceza sahasına girdi Nadir. Arka tarafa doğru orta. O bölgede hiçbir takım arkadaşı yok. Top dışarıda. Taç. Sarıyer kullanacak. Sevgili futbol severler. Bir sakatlık da var bu arada. Mücadelede 87 dakika geride kalmak üzere İskenderunspor'umuzun 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Gollerimiz Enes Soy, Süleyman Güneş ve Artun Akçakın'dan geldi. Sevgili futbol severler. İkinci yarının hemen başında kalemizde eşitlik sayısını görmüştük ama üst üste 2 golle cevap verdik. Okan Ternek. Az önce yerde kalmıştı Okan. Tedavisi saha kenarında devam edecek. Emre Özkan. Taç. Sarıyer kullandı. Bora. Erdinç Pekgöz. Emre Özkan. Bora. Altı Utaş. Erap'ten pas şimdi. Atalay Babacan. Atalay rakibinden sıyrılma çabasında. Hüseyin Öztürk'le mücadelesi. Serbest vuruş. Sarıyer kullanacak. Mücadelede 89 dakika geride kalmak üzere sevgili futbol severler. Az sonra Sarıyer'den bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşecek. Dördüncü kez oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Atalay Babacan oyundan çıkıyor. Genç isim 2004 doğumlu Batuhan Topçu. Atalay'ın yerine oyuna giriyor. İşaret geldi. Doğan Ateş kullandı serbest vuruşu. Savunmadan sekti. Boşta kaldı Altu Taş. Altu bastı topa. Bir kez daha orta kafa Batuhan'dan.
Ayağının tozuyla yükseldi Batuhan. Oyuna girer girmez vuruşunda isabeti bulamadı. Karşılaşmada son dakikaya girilirken 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Dördüncü hakem Ramazan Hayman'a 90+5'i işaret etti. O 5 dakikada başladı. Ali Keten. Hasan Hüseyin. Top dışarıda taç. Serhat. Eral Pakkuş. Emre Özkan. Top oyunda tutamıyor taç. Onur. İsmail Güven. Timur oraya girme çabasında. Yerde kalan bir isim var. Erdinç Pekköz. Kaptan Erdinç yerde kaldı. Serbest vuruş. Sarıyer'in. Bir genç isim daha girecek sevgili futbol severler. Sağdaki en genç ikinci isim 14 Ocak 2006 doğumlu Ege Kaplan girecek birazdan rakibimizde Sarıyer'de. Şimdi geldi orta sol kanattan. Sağ kanada açılan top. Kale vuruşunu biz kullanacağız. Berk Balaban kale vuruşunu kullanacak. Sarıyer'de tek golün sahibi Taha Dönmez oyundan çıkıyor. Yerini genç meslektaşı 2006 doğumlu Ege Kaplan'a bırakıyor. 90+3. Dakikada. Kadir vurdu kafayı, Erdinç'te kaldı top. Pas Emre'den geçmedi İsmail. Haydi bir dördüncü gol gelsin. Sağ kanattan gelişen atak. Altı Taş o bölgede. İyi kapattı bölgeyi ama Hasan Hüseyin Acar ikinci pozisyonda altından sıyrılmayı başardı. Onur Ural. Hasan Hüseyin Acar. Riskli bir pas. Süheyl Çetin. Serbest vuruş bizim. Hasan Hüseyin. Kadir Arı. Yaptı ortasını Kadir. Bora karşılıyor. Atağımız devam edecek. İsmail Güven. 90+4'teyiz. Harika pas Ali Keten'den. Hüseyin Öztürk yerden gönderdi. Gol pozisyonu olabilir. Ceza sahası. Savunma bu pozisyonda iyi bir vuruş izni vermedi. Doğan Ateş. 3 kişi arasında Doğan. Çıkmayı başardı Doğan Ateş. Altı Taş. Eral Pakkuş. Bora Çuha. Doğan Ateş. Altı Taş. Serhat. Artık karşılaşmanın son dakikasındayız. En az 5 dakika daha oynanacaktı bu mücadele. Ali Keten bu arada yerde kalıyor. Serbest vuruşu kullandık şimdi. Hasan Hüseyin Acar. Süheyl Çetin.
Emre Özkan vurdu kafayı. Ali Keten. Şimdi Hüseyin Öztürk. Sol kanatta kendini gösterdi Hüseyin Öztürk. Yerden çevirdi Nadir Çiftçi. Nadir sert vurdu, gol! Nadir Çiftçi! Böyle güzel oyuna, böyle güzel bir kapanış yakışırdı zaten. Nadir attı. 4-1 oldu sevgili seyirciler. Nadir Çiftçi harika bir gol kaydetti. Ligdeki ikinci golü Nadir Çiftçi'nin. Gerçekten müthiş bir füze yolladı Nadir Çiftçi. Skoru 4-1 yapıyoruz. Nadir'in attığı gol, skor 4-1. Gerçekten maçın başından bu yana iyi bir oyun sergileyen takımımız İskenderunspor'umuz 3 puanı 4 golle alıyor. Sevgili futbol severler, playoff yükselme grubundaki en yakın rakibimiz Bucaspor'da bir tek sen Vanspor futbol grubu karşısında 1-0'lık üstünlüğünü devam ettiriyor. O karşılaşmada da son dakikalar uzatma anları oynanıyor. Son düdükle birlikte yanlış görmediysem Doğan Ateş Sarıyer'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte 3. sıradaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Sevgili futbol severler, bu karşılaşma İskenderunspor YouTube kanalımızdan canlı olarak ekranlara gelmişti. İşte açılış golü. Süleyman'dan ortağa Enes'ten gerçekten harika bir kafa vuruşu. Hızlı kullandı Onur Taç'ı. Sonrasında Süleyman ve Enes Soş. İkinci yarının hemen başında takımımız savunmasındaki konsantrasyon kaybını maalesef ki böyle kalesinde gol görerek ödemişti Taha Dönmez. İyi bir vuruşla topu ağlara göndermişti Taha. Sonrasında Süleyman Güneş burada ısrarla topu taşıdı. Takımımızı bir kez daha öne geçiren golü kaydetmişti. Dakika 69'u gösterdiğinde Süleyman Güneş bu maçın hiç kuşkusuz yıldız ismi. Ondan hemen 2 dakika sonra Süleyman Güneş yine adrese teslim. Harika bir orta. Artun Akçak'ın iyi bir kafa vuruşuyla ligdeki 6. golünü böyle kaydetti ve farkı 2'ye çıkartan gol oldu aynı zamanda bu maç için. Dakika 90+6'yı gösterdiğinde oyuna sonradan giren isim Nadir Çiftçi. Tam bir tecrübe abidesi Gençler Birliği, Rize Spor, Samsun Spor, ST Johnstone gibi takımlarda oynamıştı Nadir Çiftçi. Bu golle de adeta son düdüğü çaldığını diyebiliriz. İskenderunspor'umuz karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Birazdan değerli teknik sorumlumuz Levent Şahin'in değerlendirmesiyle sizlerle olacağız. Ben Mert Tatar. Bu karşılaşmanın anlatımında mikrofon başındaydım. Bir sonraki karşılaşmalarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.